Arayınız, bulacaksınız. 1970 yılının Aralık ayıydı. Devamlı arayış içerisinde. Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum. Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz... Kalktık kasırga gittik. O sanatöre gördüm. O figürün önünde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı. Her yerde ışık, her yerde aydınlık. Havuz benzemiş Rabbini Adem annedir. Havuz ve kehi ve kavuş. Havuz Hazreti çok naziktir, çok şirindir, çok lezizdir, çok azizdir. Onun kerameti, onun kıymeti bitmez. Sultanın cazibini cezbeveren sultanıydı. Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü. Aynı sünneti seviyorum. Kavuştu ki o... ...bırağı ayağına yakı değil. İşte sevdiği kuluyla... ...kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu. Kendi gitti. Sevgilisine gitti. Ey kasrevi... O da sevgilisine gitti. Ey Allah'ım, Hazreti Muhammed ve âline salat eyle. Kalbimiz senin azametini anarak selamet bulsun. Bedenimiz nimetine şükrederek huzura ersin. Dillerimiz ihsanlarını överek açılsın. Allah'ım, Hazreti Muhammed ve âline salat eyle. Bizi de sana yalvaran ağzı dualılardan, seni kullarına tanıtan hidayet rehberlerinden, senin yanında hasların da haslarından eyle. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Evet, Hazreti Ali'nin torunlarından Zeynel Abidin rahmetullahu aleyh böyle yakarıyordu Allah Teala'ya. Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri buyuruyor ki, zamanlarının kutupları olan büyük velilerin Allah tarafından kesin hükme bağlanmış konular dışında bütün duaları makbuldür. Evet, Allah dostlarının duasına talip olmak, onların dualarında yer almak bulunmaz bir nimettir. Çünkü onlar Allah Teala'nın yanında nazı geçen insanlardır. Olması mümkün olmayan nice şeyler vardır ki, Allah Teala'dan istedim, kabul etti buyurmuyor mu? Gavsül Azam Seyyid Abdülhakim el-Hüseyini Hazretleri. Dostu dua edince kabul ediyor ve dostunun duasını geri çevirmiyor Yüce Allah Celle Celaluhu. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Mesnevi'de şu hikayeyi anlatmıştır.
Allah, Hazreti Musa aleyhisselamdan günahsız bir ağızla dua etmesini istedi. Hazreti Musa ise günahsız bir ağzının olmadığını söyledi. Bunun üzerine Allah Teala, başkasının ağzıyla dua et. Çünkü sen başkasının ağzıyla günah işlemezsin. Öyle güzel davran ki insanlar senin için gece gündüz yalvarsınlar. Ya da kendi ağzını temizle, zikret. Çünkü zikir temizdir. O geldi mi günahlar çekip gider, dedi. Müminlerden birinin bizim için dua etmesi ne kadar güzel bir şeydir. Hele bir de bu mümin Allah'ın sevgili bir kulu olursa. Dualarda Allah dostlarını vesile kılmak o kadar önemlidir ki, Hazreti Ömer Efendimiz bile cennetle müjdelenmiş bir sahabi olmasına rağmen, yağmur yağması için dua ederken, Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas'ı vesile kılmıştır. Allah dostlarının isminin anılması duayı bereketlendirir. Allah dostlarının duasının alınması ise daha bereketlidir. Pek çok insan bu güzellikten nasiplenmek için velilerin kapısını çalmıştır. Veliler de onlar için hayırlısını dilemiştir. Peygamberler ve veliler her zaman bizim iyiliğimizi ister. Ama bu iyilik bize dünyada sıkıntı veren bir durum olabilir. Çünkü ahiretimiz için hayırlı olan aslında daha hayırlıdır. Hatta dünya sıkıntısı ahiret neşesiyle karşılaştırılamaz bile. Dünya fani, ahiretse ebedidir. Her duanın bir karşılığı vardır. Duam kabul edilmedi diye üzülmemek gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu müjdeyi vermiştir. Allah Teala yeryüzünde dua eden hiçbir Müslümanın isteğini geri çevirmez. Mutlaka bir karşılık verir. Ya dileğini kabul eder, ya onun yerine kendisinden bir kötülüğü def eder, ya da duasının mükafatını ahirete bırakır. Veliler Allah'ın boyasıyla boyanmış, her halleri iyilik ve güzellik olan müstesna insanlardır. Onların temiz ağızlarından dökülen sözler bizim için şifadır. Kasr-ı dergahı da asrımızın şifahanelerinden biridir. Oraya gidip Gavs-ı Kasrevi'yi görenler aynı zamanda bir Allah dostunun duasının ne kadar makbul olduğuna da şahit oldular. Allah-u Teala Celle Celaluhu onların o irşadı, o nazarı, o duaları Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun indinden kabul olur ve Allah kabul eder inşallah. Biz de bunun birçoğunu şahit olduk. Bir baktım, işte yasıya yakındı, bir taksi geldi. Diyarbakır'da bir taksi geldi. Bir adamı aşağı yukarı işte 30-35 yaşında bir delikanlı, güçlü kuvvetli böyle kindirle bağlamışlar, getirdiler. Diyarbakır'da bütün barları, kahvelerin, cammamları hep dökmüş. Mübarek getirdi, dediler ki kurban bu böyle böyle millete eza cefa ediyor, zarar veriyor. Bağış demiş ki sabaha kadar kalsın orada. O zaman akıllanır. Bunlar bıraktılar, çekti gittiler. Arada işte 2 gün daha kaldı orada. 2 gün sonra akıl senden benden daha akıllı oldu, hiçbir şey yok. Bir de baktık abileri geldi yine taksiyle. Ondan sonra Kavs Hazretleri bunlara teslim etti, aldı gitti. Hatta bir tanesi hastanın Afyon'dan gelmişti. Afyon'dan gelen hasta, dikel diyorsun, dikeliyor. Biz namazı bitiriyoruz ama hala dikeliyor. Otur diyorsun, oturuyor. Bir şey versen ye, yiyor. Yemezse yok.
Şimdi o gün Gavusumuz Kısalası Ruhu hastaların hepsine dua etti. Ayrıca o kardeşimiz de şurasını tuttu şöyle. Dua etti. Yanındakına diyor, onu getir, hastayı getirene. Yarın sabah namazını bizimle beraber kılacaksınız. Kimseyle konuşmadan köyü terk edeceksiniz. Şimdi Allah razı olsun. Tabii ben onun yanındakine sordum. Dedim, Gavusumuz ne buyurdu? Böyle buyur dedi. Yarın sabah namazını Gavusumuz'a buyuracağız, kılacağız. Gavusumuz biz buna bilin dedi bize. Anladım ki Gavusumuz bir şey yapacak. Şimdi tabii biz de Afyon'da Süleyman kardeşim oraya gitmişti. Biz ona gittiğimiz zaman ben o kardeşimizi orada gördüm. Benden akıllı olmuş. Benden güzel olmuş. Kavusumuzla böyle bir şeysini şahit oldum yani. Tövbe etmeden, efendim demin söylediğim gibi namazlarımda bazı şeylik vardı. O namazlardan efendim senin bir daha kaza kalmamak şartıyla namazlarıma devam edişimin sebeplerinden bir tanesi de Kavusumuz Kadısallahu Aleyhi ve Sellem Ali Hazretleri'nin duası ve nazarı olduğunu bize himmet ettiğini Allah razı olsun şey yapıyorum. Vallahi çok olaylar oldu, çok olaylar oldu. Yani hayatımızın değişmesi Cenab-ı Allah lütfetti. Onların duaları sayesinde oldu. Hasri Köyü, Davs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrik'ten geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor. Efendim, ismim Hüseyin Avni Çollak. Erzurum doğumluyum. Erzurum merkez, Kösü Ömer Ağa mahallesi, Cami Sokak. O zaman Osman Bey diyorlardı, sonradan değişti. Burada böyle üç katlı kacir bir evde dünyaya gelmişim. Bizim şu öğretimiz Çolak oğullarındanız. İşte öyle kalmışlar buraya. İşte ben de böyle bir aileden gelen biriyim. Ben tabii aklım kestiği zaman, bizim o zamanki babam, dedem hayatta, amcalarım hayatta, işte büyük annelerim var. Tabii bunların hepsi Cihan Harbi'ni yaşamış, seferberliği görmüş, Ermeni zulmünü yaşamış kişilerdi. İşte onların gözyaşları arasında, yani bazen 10 dakika mutlu olsa, sevinçli olsalar, sonraki dönemde işte biri babasını, biri amcasını, biri dayısını hatırlardı, geçmişini hatırlardı, o zulümleri hatırlardı, ağlarlardı. İşte onların o gözleri yaşlı, yaşları arasında böyle dünyaya geldik. Sonra ben tabii bu tasavvufa, bu cemaate yabancı biri değildim küçük yaşta. Bizim evimiz de mekan olarak geniş olduğu için Erzurum'dan ne kadar Turuk ehli varsa gelir bizim evde zikir yaparlardı. Benim babam, dedem Sivas'ta Ehramcızade Hacı İsmail Efendi'nin müritleriydi, sofileriydi. Ama o devirde, yani benim ulaştığım devirde Alvarlı Efe Hazretleri hayattaydı. Onu da çok severlerdi. Onun bir dediğini hiç etmezlerdi. Sene 1967 geldik, baktık ki bizim oradaki aldığımız durumların tamamen tersiyle karşılaştık. Yani insanlar kutuplaşmış. Ne bileyim işte sağ sol davası çıkmış, terör, anarşidir o zaman. Sağ sol aynı aileden, aynı kısım akrabadan işte biri olmuş, komünist biri olmuş, milliyetçi. Şimdi bu tabii bu beni çok üzüyordu. Üzülüyordum yani, niye böyle? Yani kendi insanımız birbirimize düşmüşüz. Yani böyle bir bunalım, bir arayış içerisindeyim. Yani ben bu her cümlesinde nereye gideceğim? Dedem de şimdi bir taraftan benimle uğraşıyor. Şimdi gece geliyorum, saat gecenin biri ikisi olmuş. Neredesin diyor. Rahmetli böyle, babam ben askerdim, vefat etmiş, dedem hayatta. Derdi, pekala oğlum sen neredesin bu saate kadar? Cumartesi günü önüne vakti camiden çıktım geldim. Tabii ben bilmiyorum, sonradan öğreniyorum. Mehmet Yarbay gelmiş. Tabii onlar işte cumartesi günü orada sohbet ediyorlar. Dedem bunu davet ediyor, eve getiriyor. Benim haberim yok. Ben eve geldiğimde annem dedi ki, dedi misafir var evde, ciddi. İşte ilgilen, hizmet et. Subhanallah. Yani orada işte benim şeyim bitti yani. Daha itiraz edecek bir tarafım kalmadı. Demek ki bak saat, tamam ya. Güzel abim, orada tövbe aldım. İşte bunları yaşadık elhamdülillah. O gün bugün biz bu Saadat-ı İkram'ın
bereketiyle, himmetiyle, duasıyla insanlığımızı kazandık. İnsanlar içerisinde itibarımız da arttı elhamdülillah. Allah-u Teala onların bizi dualarından, himmetlerinden mahrum etmesin. Ezli ber dergahite ya Rabdikim zaru fizar. Talibi afva günahım, tevbedarım, tevbedar. Pür güneh karu zelilim, raci afva teme. Doğraşım roja kıyamet, tevbedarım, tevbedar. Poşimanım sergunehi, hu hazimin nekira. Poşimanım, poşimanım, tevbedarım, tevbedar. Ya Kerim tu pur keremke, şefkatu rahmi bike. Jigunehi min bubore, tevbedarım, tevbedar. Gerçi abdek asimen ne layıkı afvateme, lakin tu layıkı afvi, tevbedarım, tevbedar. Ya ilahi, Mahmud-i Asi Afukedi çibe, tece rahmete çekin be, tevbedarım, tevbedar. Ezeli beri dergahete ya Rabbi kim zaru fizar, talibe afva günahım, tevbedarım, tevbedar. Bir güne Allah-u Teala onları rahmet olarak bu dünyaya göndermiş. Yani düşün ki bizim birbirimizi aç kurtlar gibi yediğimiz bir dönemde o bize insanlığımıza kavuşturdu. Merhameti o kadar büyük ki o dedikodu, o fitne, fesat, o birbirimizi kıracağız da kıracağız. Düşmüşüz birbirimize. Camilerimiz parsellenmiş. Efendim falan imam filan partili. Onun adamı arkasında namaz kılıyor. Öbürü onun arkasında namaza gitmiyor. Böyle bir vehamet içerisinde bir anda Rabbim bize lütfetti, ikram etti. Öyle merhametli bir gavsı bulduk. Ve ondan sonra herkese şefkat, merhamet duymaya başladık. Hüseyin Avni amca tüm ülkenin ateşten bir gömlek giydiği yıllarda Gavs Hazretleri ile tanıştıktan sonra değişen dünyasını ve Kasrik dergahında geçirdiği günleri kaldığı yerden anlatmaya devam ediyor. Şimdi Gavs'ımız zaten Gavs-ı Halim'di onun bir ismi de. Bütün cezbeli sofiler olsun, kazide okuyanlar hep Gavs-ı Halim diye bahsederlerdi. Hakikaten çok şefkatliydi. Her konuştuğu zaman, her kelimesinde hemen hemen derim ki bir tebessüm ederdi. Yani tebessüm etmediği bir an yoktu. Sonra merhametine gelince de işte zaten, yani biz Gavs'ı bulmadan evvel ben belki bir cani olurdum, bir canavar olurdum yani. Öyle devam edeydim, bulamasaydım. Yani akıbetim, ben kendimden şüphe ediyordum. Yani o kadar hırs, o kadar kin içerisine girmiş bir halimiz vardı. Ama nasıl Gavs'ı bulduksa elhamdülillah bu sefer herkese şefkat duymaya, merhamet duymaya başladık. Hakikaten yani demek ki onun nazarı yetiyordu her şeye. Yani adını almamız bile bize yetiyordu. Yani merhamet zaten kendileri bir merhamet abidesi. Allah'ın bizim merhamet sıfatının üzerimizdeki bir tecellisi diyorum ben onlara. Ben kendime bakıyorum. Mesela bizim aile efradımız, akrabamız, yakınımız. İnanın biz huzura, saadete kavuştuk. Yani şefkatli olduk, merhametli olduk. Ne bileyim duygularımız değişti. Her halimiz değişti. Yani biz bunu hep orada bulduk, o kapıda bulduk. Ve hala da öyle yaşıyoruz. Elhamdülillah. Yani o şey devam ediyor, o manevi cereyan. Yani benim gücüm yetmiyor. Ben yani koskoca bir Gavs'ın onu anlatmaya
Benim gücüm yetmiyor abi, eziliyorum. Yani nasıl anlatayım ki bu halimle, bu kalimle? Anlatamam. Yani bunlar Resulullah'ın günümüzdeki mazharı olan insanlar. Nasıl o rahmeten lil alemin gönderilmişse, o zat-ı mühteremler de bizim üzerimize Allah'ın bir rahmeti olarak gelmiş. Şefkat, merhamet kim demiyor? Yani biz burada ben ya boş ver derdiler. Biz öyle gördük burada. Yani olurdu, insandır. Yani bizim burada hayırsız evlat derdiler. İşte biraz serçeşiş yapardılar. İçkiyle falan iştigal ederdi. Kimse ona selam vermezdi. Dışlardılar, horlardılar. Yüz vermezdiler. Ama biz gittikçe o mübarekler bağırlarına basıyor. Onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler ve hem kendileri istiğfar etse hem de sen onlara istiğfar etsen, Allah'ın tövbeleri kabul ettiğini, merhametli olduğunu görürsün, buyuruyor Allah Teala Celle Celaluhu. Evet, Evliyaullah bu mesajı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den alıp günümüze ulaştıran varislerdir. Allah Teala'nın Rahman sıfatının yeryüzündeki tecellisidir onlar. Nice insanın, şeytanın ve nefsin zulmünden kurtulmasına vesile oldular. Bütün ümitlerin tükendiğini sandığımız bir zamanda karşımıza ümmeti ümmeti diye Allah'a yalvaran şefkat peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesini bize ulaştıran merhamet abidesidirler. Hüseyin Avni amcadan dinliyoruz. Mesela bir şeyini anlatayım yine, bir hatırasını. Bir Allah rahmet eylesin, o da vefat etti. Bir Pehlivan amca dediğimiz biri vardı bu Erzurum'da. Bu alkolikti bu ağabeyimiz. Biz kavusumuza gider gelirdik, onun bir yeğeni vardı, hem de oğulluydu. Hacı Mustafa Yastıkçı, bu bizim Bat Pazarı'nda. Bizim rahmetli Hacı Vefa amcayla dükkan komşusuydular. Bize yalvarırdı, derdi ki benim böyle bir babalığım var, hem de amcam. İşte sonradan annesini almış, babası vefat ettikten sonra. Uzun yıllar bu İstanbul'da, oralarda kalmış. Hep oranın şivesinde, bu argo köprü altı adamlarının konuştuğu argo tabirle konuşur, hitap ederdi. Böyle suratını görsen simsiyah. Yani Muhammed Nuru yok derler ya, öyle bir kişi. Derdi ki ya o kadar bizar olduk ki Allah aşkına Kavs'tan bir himmet isteyin. Ya Allah buna hidayet etsin, ya da Allah canını alsın da kurtaralım. Geliyor eve, çocuklar cüz okuyorlar işte, Kur'an okuyor. Kaldırılan diyor, bu nedir böyle? Yani daha kötü laflar da ediyor. Böyle bir adam. Tabii bu artık içki, miski artık buna tesir etmiyor. Kolonya içiyor, spirto içiyor. Yani hayatı mahvolmuş, gitmiş. El ayak tutmuyor. Sami Efendi varmış İstanbul'da, ben tanımadım. Sami Efendi'ye gidiyor. Diyor ki efendim ben böyle işte bu halim bu. Bana bir dua buyur, bir himmet et. Demiş ki senin ilacın bizde yok. Nerede? Demiş ki sen bittisin, Kasrik köyüne gideceksin. Kasrik köyüne gideceksin. Senin şifan orada demiş. Tabii aradan yıllar geçmiş. Bu biraz da parti purti işine, siyasete girmiş. İşte bir gün bu bizim rahmetli Vefa amcayla bunlar gidiyorlar. Bunlar da bizim gibi işte son dönemi, kapsamın son anlarında bunlar gidiyor. Ankara'da görüyorlar. Bu gidiyor eline, mübareğin elini öpüyor kapsamızın. Ellerim tutmuyor diyor. Alkolik, titriyorum böyle. Demiş ki efendim benim işte bilmem 99 türlü rencim mi var, halim var. Yani berbat bir adamım demiş. Lütfen beni evlatlığa kabul buyurunuz demiş böyle mübarek kavzımıza. Diyor ki kavzımız, kendisi anlatıyor. Böyle ellerini aldı başım ellerinin arasına. Böyle alnını anlama verdi. Yarım saat düşündü diyor. Bana öyle geldi. Ben düşündü diyorum diyor. Ve yarım saat sonra diyor başını kaldırdı. Dedi sen de bizim bir sarhoş oğlumuz var. Ve o anda dedi, aha işte ellerimin titremesi geçti diyor.
O kadar çevikti ki biz de gelirdi bizimle güreş tutardık. Bizim hiç kişi gücümüz yetmezdi bizim o zaman da genç zamanımız. Yani elhamdülillah ondan sonra o halden sonra o içkiyi bıraktı. Orada bitti her şey. O alkolik adam içkiyi bıraktı, namaza başladı, haca gitti, sakal bıraktı. Yani benim kanaatime göre inşallah bir veli olarak gitti. Yani Gavson'u o derece olgunlaştırdı, öyle gitti. Allah-u Teala onları rahmet olarak bu dünyaya göndermiş. Yani düşün ki bizim birbirimizi aç kurtlar gibi yediğimiz bir dönemde o bize insanlığımıza kavuşturdu. Merhameti o kadar büyük ki o dedikodu, o fitne, fesat, o birbirimizi kıracağız da kıracağız. Düşmüşüz birbirimize. Camilerimiz parsellenmiş. Efendim falan imam filan partili. Onun adamı arkasında namaz kılıyor. Öbürü onun arkasında namaza gitmiyor. Böyle bir vehamet içerisinde bir anda Rabbim bize lütfetti, ikram etti. Öyle merhametli bir Gavs'ı bulduk. Ve ondan sonra herkese şefkat, merhamet duymaya başladık. Hazer kıl kırma kalbin kimsenin canını incitme. Hazer kıl kırma kalbin kimsenin canını incitme. Esiri dedi, Allah şahidimdir, 20 gündür buradayım, ne uyumuşum ne de yemişim. Bu halim bu. Şimdi geri de gidemiyorum, haber de gönderemiyorum. Diyecekler Hüseyin Ağa dellenmiş. Onun için dedi, siz de kalkın yatın, benim gibi deli olursunuz sonra. Şimdi yine yanımda oturmuş bir tanesi, kaside söylüyor. Neyse kaside söyledi söyledi. Tabii anlamıyoruz. Onlar bazen hal lisanı söylüyorlar, bazen Kürtçe söylüyorlar, Arapça söylüyorlar, karışık. Ondan sonra bir baktım ki bu beni anlatıyor. Dedi, siz Şeyh Hazine'nin kapısından daha büyük kapı bulursanız gelin bize haber verin. Ben Allah'a kasem ediyorum. Gidelim biz orada amel yapalım. Allah'ın rızasını kazanalım. İnanın bak bunu yaşadığımı anlatıyorum. İşi tabii ben şeye verdim artık. Baktım ki bu harikulade bir şey olmuş yani. Çünkü bana göre aradan 5-6-7 saat, 8 saat geçti. Dedim ki ya gittim geldim. Sen dedi bizi aldatıyorsun. Dedim gidin bakın. Şimdi Gavs'ımızın şemaili bu Gavs'ımızın biraz daha büyültün. Çok benzeri. Fakat o cüsse bakımından bilmiyorum bana mı öyle geliyordu. Çok iri yarıydı mübarek. Hatta en son hastalığı işte vefatına çok yakın zamanda Ankara'ya gittim. Kızılay'da şeyin Abdullah Kureyş'in evinde misafirdi. Artık mübareğin hiç sesi çıkmıyordu. Yani ses yok. Çok ısrar ettiler. Sofiler de hep böyle şey tabakadan yani yüksek tabakadan gelmişler hep oraya.
böyle ima ile namaz kıldırdı mübarek bize. Sesi çıkmıyor artık. O kadar rahatsız. Yine kıramadı, namaz kıldırdı. Fakat orada bir şeye tacip ettim. Mehmet Yarbay ağabey onu İstanbul'a götürüyordu. Allahu alem, yanlış konuşmuyorsam oradan. Dışarı çıktı. Arabaya binerken inanır mısınız? Zannettim ki Ankara'yı doldurmuş Kavs Hazretleri. Bana o kadar büyük geldi. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ha, şemail bakımından da bu kavzımızı daha büyütün. İşte onun aynısı hemen hemen diyebilirim. O kadar benziyor. Evliyaullah'ın nazarı bir sırdır. Nazar, bazen yolun başında olan bir insana bir ömürlük yol aldırır. Bazen bir nazar, insanı yolun sonuna götürüp bırakır. Bazen de bir nazar yoldan çıkmışı yola sokar. Nazar olur ki insana dünyaya niçin geldiğini hatırlatır. Yüreği sızlayarak tövbe eder. Nazar olur ki 20 gün kendini dahi unutturur. Yine menzildeyiz tabi. Sofiler yatmışlar böyle hasır gibi. Orada bir iki üç tane cezbeli sofi var. Biri Hüseyin, Urfalı Hüseyin isminde bir ağa. O cezbeli, geziyor böyle gece gündüz ama devamlı, namazda dahi aynı. Böyle, o kimseyle de konuşmuyor. Şimdi biz orada herkes yatmış, iki kişi oturmuşuz. Bu geldi bizim yanımıza, dedi siz niye uyumuyorsunuz? Dedi ki uykumuz yok, sana bakıyoruz işte. O da öyle böyle esma çekerek gidip geliyor. Ama öyle hızlı gidiyor ki, böyle kasır gibi yatmış, insanlara da hiç dokunmuyor. Sanki havada yürür gibi bir hali var o Hüseyin'in. Dedi ki yahu siz benim gibi deli olmak mı istiyorsunuz? Kalkın yatın. Eğer deli olmak istiyorsanız oturun. Yahu dedim elini ayağını öpeyim. Bizim zaten normal aklıyla adam değiliz. Küllü pizzir deli olursak biz mahvolur gideriz. Sen bize dokunma. Dedi bak ben size anlatayım. İşte o benim anlattığım gibi. Dedi Kavs gelmiş dedi bizim orada teveccüh yapıyor. Hem de benim tarlada yapıyor işin garibi. Diyor benim oradaki işte adamlarımın hepsi gitmiş bunun teveccühüne. Kimse yok çalışak. Benim de iyi bir araba atım var. Bindim dedim ben bunu gidip kovalayayım. Benim şeyde. Diyor ki ben bu niyetle gittim. Karşısına çıktım. Bana bir nazar etti. Düştüm peşine. Dedi Allah şahidimdir. 20 gündür buradayım. Ne uyumuşum ne de yemişim. Bu halim bu. Şimdi geri de gidemiyorum, haber de gönderemiyorum. Diyecekler Hüseyin Ağa dellenmiş. Onun için dedi siz de kalkın yatın, benim gibi deli olursunuz sonra. İşte Kavs böyle bir nazarda adamı ne yapıyor? Ama kimsenin aklı almaz buna tabii. 20 gün insan acı durur mu? Ama duruyor. Nasıl duruyor? Duruyor işte. Pisliyorlar abi. İnsan onun gözüne hayatta bakamazdı. Hayatta insan onun gözüne bakamazdı. Gözleri maşallah aynı böyle fuar gibi böyle büyük gözleri. Bir de insana böyle bir bakar, insanın başı ister istemez böyle eğilir. İnsan hayatta ona bakamazdı. Çok yani nazarı öyle tesirliydi maşallah. İlk gördüğümde yani öyle içime girdi, dedim bu Allah'ın çok büyük bir dostudur. Elhamdülillah, çok şükür ya Rabbi sen bize nasip ettin. Çok şükürler olsun bizi bu kapıya gönderdin ya Rabbi. Çok sevindim yani onu gördüğümde. İşte bunları, bu saadeti iyi anlamak lazım. Anlamak için de gelip onların nazarını alıp onlarla yaşamak lazım. Yani ben kal adamım, ben ne kadar anlatsam onların halini arz etmeye benim haddim de değil, gücüm de yok zaten. Anlatamam işte onların tasarrufu, himmetleri kadar ne kadar hatırımda kalmışsa. Acizane, teberrüken bunları burada sizlerin lütuflarıyla anlatıyorum. Yoksa benim haddim mi abi, ayağınızı öperim. Ne böyle samimi konuşuyorum. الحقيقة يا واسع
Şimdi yine yanımda oturmuş bir tanesi kaside söylüyor. Neyse kaside söyledi söyledi. Tabii anlamıyoruz. Onlar bazen hal lisanı söylüyorlar, bazen Kürtçe söylüyorlar, Arapça söylüyorlar, karışık. Ondan sonra bir baktım ki beni anlatıyor. Diyor işte affedersiniz, senin bu kadar sığırın var, bu kadar atın var, bu kadar tavuğun var, şuyun var, buyun var. Yahu dedim Sofi, sen dedim beni anlatıyorsun yahu. Ulan dedi aptal, bir saattir ben seni anlatıyorum, sen dedi uyuyorsun ya. Dedim ya Allah'ını seversin, öbür yapraklara gitme, daha berbat hallerim olur. Onları çıkarıp bizi rezil etme, bak Allah setretmiş, ayıptır, günahtır. Dedi ki ben sana bir şey anlatayım. Dedim buyur. Bizim 7 kilometre mesafede köye, dağda, Kargapazarı dağlarında bir su getiriyoruz. O zaman Demokrat Parti zamanı. Suyun kazmasını köylü yapıyor, borusunu devlet veriyor. Şimdi tam o suyla geldik, ayrı bir akarsu var. Yani orada çalışan köylüler işte yaya atlayıp öyle gidiyorlar köye. Rahmetli babam sağ o zaman. Ben askerlik yapmamışım, çocuğum 16-17 yaşındaki zamanım. Veyahut 15 yaşında. Yani çocuk bir atı zapt edemeyecek kadar bir çağdayım işte, tam kesin demeyeyim. Dedi ki ben burada bir abdest alayım. Onun oradan bir su, Ahçur Hargı diyoruz. Yani Erzurum, Tortum il sınırını o harç çizer orada. Oradan o tarafı Çoruh Havzası, o harçtan bu taraf Fırat Havzası. Biz Fırat Havzası'ndayız. Onun altında da bizim bir çayır var. Oradan da dedi bir su koşalım oraya. Şimdi ben babama yalvarıyorum. Bizim de bir atımız var, çok yemi az yağ alır. Böyle illa beni ata bindir ben gideyim. Çocuk ya, olacak ya. Dedi oğlum seni bu at alır götürür falan. Böyle meyilli bir arazi gidiyor zaten. Neyse atı beni bindirdi. Atın başını döndürür döndürmez at beni aldı gitti. Daha zapt edemiyorum. Ne kadar ne yaptımsa yok. Altı, babam bağırıyor köylülere. Yahu tutun diyor işte, çocuğu düşürecek de parçalayacak, duramıyorum. Kavuştu tabii şeye, köylülere, o önde de atlar var ya. Orada at durdu. Neyse ben tabii hemen atladım indim, korktum daha. İndim aşağı, şimdi bunu o Sofi anlatıyor, düşünebiliyor musun? Kaç sene sonra, 15 sene sonra, belki de 20 sene sonra. Orada diyor ki seninki orada at kaçırdı ya. Onun atın önüne alan köylüler miydi yoksa saadatlar mıydı, ah mı? Dedim valla ben o kadar ince işleri bilemiyorum. Şimdi böyle Kavs'ın Sofileri de vardı yani. Defterleri okuyorlar. Bütün tarikatler insanları Allah'a götürme bakımından aynıysa da daha kolay, daha kestirmeden Allah'a ulaştırma yönünden birbirinden ayrı ve farklıdırlar buyuruyor. Muhammed bin Süleyman el-Bağdadi Hazretleri. Müritleri tevhid derecelerinin
en yücesine ulaştırması yönünden bakıldığında, en kolay ve en kısa yolun Nakşibendi tarikati olduğu görülür. Zira bu yolun temeli manevi tasarruf ve sülükten önce ilahi cezbedir. Yine Şah-ı Nakşibend Hazretleri, bizim yolumuz yolların en yakınıdır. Çünkü ben Allah Teala'dan muhakkak hedefe ulaştıran bir yol istedim buyurmaktadır. Buyurdu, dedi siz Şah-ı Hazine'nin kapısından daha büyük kapı bulursanız, gelin bize haber verin, ben Allah'a kasem ediyorum. Gidelim biz orada amel yapalım, Allah'ın rızasını kazanalım. Bizim davamız Kur'an'a, sünnete, Allah'ın davasına hizmettir. Biz size Kur'an'ın ve sünnetin dışında bir şey önerirsek bize itibar etmeyin. Halifemize de, vekilimize de hiç kimse itibar etmeyin. Nakşibendi tarikatı büyük bir tarikattır yani. Yani Allah'a giden yollar çoktur ama en kısa, en kestirme yol Nakşibendi yoludur. En kısa, en kestirme yol Nakşibendi yoludur. İnsanı kısa zamanda Allah'a ulaştırır. Yani burada tabii işin lafına değil, işine bakılır. Yani bugün saadatların yapmış olduğu iş bellidir. Değil mi? Buradan anlamayan adamlara sen neyi anlatabilirsin ki? Anlatalım. Yani Peygamberimizin aleyhisselam buyurduğu, ben size Allah'ın emirlerini tebliğ ettim mi, ettim mi soruyor. Değil mi? Şimdi Saadat bu mesuliyetten kurtulmak için bütün bu hizmetleri yaptırıyor. Aslında canı isteyen gelsin. Saadat'ın malı o kadar ucuz değil. Saadat'ın malı da Allah'ın malıdır, Allah'ın davasıdır. Bizim babamızın malı değil ki diyordu Kavsımız. Bu iş bizim babamızın malıdır. Allah razı olsun derdi. Şah-ı Hazine'nin himmeti Allah'ın, Resulullah'ın davasıdır. Biz bunun hizmetçileriyiz. Değil mi? Bütün yani mürşitlerimiz, yani irşad ile görevli bütün evliyaullah'ın bir ittifak sözü bu. Evet. Siz bu saadatın kapısından büyük kapı bulursanız gelin bize deyin, beraber gidip orada amel yapalım, Allah'ın rızasını kazanalım. Onun için başka biz bulamadık. Büyük sözü dinlemek büyük yardımlara mazhar olmaya kapı açar. Allah bir kapı açtığı vakit insanın dünya hayatında elini kolunu bağlayan pek çok zorluğu aradan kaldırır, işini kolaylaştırır. Allah bir insanın işini kolaylaştırmak isterse o kişi için zamanın ve mekanın hükmü yoktur. Mesele yalnızca büyük sözü dinlemekte. Kıştı yine, Kavsımız hayatta, Mehmet abi. Dedi sen bu sene kurbanı nerede keseceksin? Dedim ki köyde abi. Dedi ya köyde kurban kesilir mi? Dedim abi başka ne yapak, ben nasıl getireyim? Şimdiki gibi vasıta yok, yol yok, açık değil. Yani bir kar yağdı mı tamam. Öyle yani 1200-2200 metre rakımda bir yer. Dedim ben nasıl getireceğim ya bir tek. Yani üşeniyorum da daha doğrusu. Şimdi yalandan yüzüne karşı diyorum, kalbim hiç tasdik etmiyor yani. Gene ben bildiğimi yapacağım. Tabii o bana anlattı ya, dedi işte burada rahmet çoktur, bu kadar evliya onların makamı var burada. Sen dağın başında niye burada kestin? İyi dedim ama işime gelmiyor yani, ben nasıl getireceğim dedim bunu. Burada bizim çifte kardeşler var. Onun türbe işte biz öyle diyoruz, yatır yani. Orada İlhan'a dedi ki oğlum bir sor bakalım bu mübareklere. Bu Hüseyin kurbanı burada mı kessin, orada mı kessin? Tabii benim kalbimde fırtınalar var. Onlara demiyorum böyledir, şöyle de diyorum yalandan. Neyse İlhan sordu işte nasıl soruyorsa. Mübarekler demiş ya ona bu emri veren elbet bir kolaylığını da biliyor ki diyor. Demek ki o kolay gelecek ki ona öyle getir burada kes. Ne gargar edip duruyor, yesin azın gelsin. Dedi ha ben demedim kardeş, bak görüyorsun mübarekler bile öyle diyor. Sen de canın ister getir, canın ister getirme. Halbuki ben getirmem demiyorum onlara. Yani benim içimden geçenleri orada açığa çıkıyor. Kavsın himmeti. Tamam dedik, daha getireceğiz, bu işin lamıcımı yok. Günlerden cuma abi. Sabahleyin kalktım, saat tam 7. Çıktım yola. Aradım, baktım araba yok.
Kar da yağmış, böyle 10-15 santim tozak bir kar var. Bir artın arabası buldum. Arabaya bindim gittim. Şimdi asfalt da bizim köyün arasında 2-3 kilometre yol var. Çıkıyoruz, yol mol yok. Neyse oradan gittim. Bizim bir Ehsan abi vardı. Sonradan Sofi oldu. O da rahmetli oldu. O da kızakla geliyor. At kızağı. Yolda rastladı. Nedir dedim ki abi sen geri dön. Benim bir kurbanım var. Onu getirelim. Ondan sonra da işine bakarsın. Orada kızak çalıştırıyor yani. Geri döndük gittik. Şimdi köy ya. Bizim bizde olan malzemelerden işte o komşu geliyor bir şey istiyor öbürü. Ya dedim bugün Cuma'da gitti. Ben bu kurbanı da nasıl götüreceğim? Neyse epeyce de zaman geçti. Kurbanı çıkardık. Şimdi yol şu kadar yol. Biz ona korak diyoruz. Yani böyle işte insanların sadece bir at sığacak kadar gidip geldiği bir yol. Daracık bir yol. Etrafı o zaman kar da çok yağıyordu. Şimdi mevsimler de değişti abi. Böyle bata çıka o 2-3 kilometre yolu indirdik ama bizimki de bize oldu yani. Ben dedim daha biz Cuma'yı May kaçırdık. Bu da gitti. Önce hemen indik aşağı bir kamyon geldi. Attık kurbanlığı üzerine. Getirdim evde ahırımız var oraya bağladım. İçeri girdim ki daha sabah kahvaltısından rahmetli anam, büyük anam daha kalktığı yok. Dediler ki niye gitmedin köye? Dedim gittim geldim. Ya bir baktım saat 8. 8.30. İnanın bak bunu yaşadığımı anlatıyorum. İşi tabii ben şeye verdim artık. Baktım ki bu harikulade bir şey olmuş yani. Çünkü bana göre aradan 5-6-7 saat, 8 saat geçti. Dedim ki ya gittim geldim. Sen dedi bizi aldatıyorsun. Dedim gidin bakın. Gitti baktılar hakikaten kurban içeride. Geldiler yahu de ki Allah izin nasıl geldi. Dedim ki yahu kolay kardeşim bunda yani tacip edecek bir şey yok. Kabzımdan bir himmet istedim. Gözümü yumdum bir de açtım ki inek de ağırda ben de buradayım böyle geldim. Öyle gülüyorlar şimdi tacip ediyorlar yahu diyorlar. Oğlum lak koşluk etme de doğru düzgün anlat nasıl geldin. Dedim ana böyle geldim niye inanmıyorsun yahu. Sizin kurbanınız ahırda mı tamam. Biz de geldik mi bu kadar geldik ne yapalım kavsın himmeti. Hakikaten kavsın himmeti. Zahir'de gittik, yürüdük, yayan gittik, arabaya bindik, geldik ama Allah zamanı bize kısaltmış. Biz bunu da yaşadık abi kavsimizden elhamdülillah. İşte Mehmet Yarbay'la ağabeyimiz de bunu böyle işte ortak yaşattı yani bize. Kavsim onun eliyle şeyle bize himmet buyuruyordu elhamdülillah. Allah'ın bizim merhamet sıfatının üzerimizdeki bir tecellisi diyorum ben onlara. Ben kendime bakıyorum. Mesela bizim aile efradımız, akrabamız, yakınımız. İnanın biz huzura, saadete kavuştuk. Yani şefkatli olduk, merhametli olduk. Ne bileyim duygularımız değişti. Her halimiz değişti. Yani biz bunu hep orada bulduk, o kapıda bulduk. Ve hala da öyle yaşıyoruz. Elhamdülillah. Yeryüzünde merhamet sahibi kimdir dersiniz? Kurak toprağın suyla buluşmasını görüp aldanmasa insan ne güzel. O su gün gelip sele dönünce gözü kararmış bir cani gibi gözükür. Sözün kısası Allah'tan gayrı merhamet sahibi yoktur. Yüzünü Allah'a dönmemiş olan kulun merhameti yeri gelir dehşetli bir zulmün dahi önüne geçer. Kasrik dergahına ulaşan sufilerden her biri 40 yıl sonra bugün hala Gavs Hazretleri ile tanışmalarını Allah'ın bir merhameti olarak telakki ediyor. Hüseyin Avni amca bu merhamet günlerinde yaşadıklarını bizlerle paylaşmaya devam edecek.